Çikolata var mı senin böyle bayramla eşleşen mesela şeker, çikolata, lokum falan böyle. Bu bayılırım bayramda benim için bu diye. Benim ev baklavası abi. Öf. O ev annelerimizin yaptığı ev baklavası. Cevizli mi fıstıklı mı? cevizli. Her zaman cevizli. Bayılırım ona bayılırım o çünkü evet diğer baklavalar tabii ki bizim dünyaca ünlü baklavamız yani. Çok güzel elbette ama o annenin yaptığı evet. o baklavanın acayip bir tadı var ya. Ben ben ki... öbür baklavayı sevmiyorum. Ben o evde yapılan o anne baklavasını seviyorum. Evet, kesinlikle. Böyle hamuru daha kalın olur falan. Böyle hani baklava gibi. abi. Evet. Bir, bir de duygusu, <laughs> duyuyorsun. Duyuyorsun bir de duygusu Doğru. var ya çok Doğru. acayip bir duygusu var yani onu çok seviyorum. ben. Senin peki bayram special'in var mı böyle bir acayip bir şey? Bizde de rahmetli anneannem inanılmaz baklava yapardı cevizli yani gidip gelip sürekli onu atardım ağzıma. Bir de bu işte jelatinini düzlediğimiz çikolata böyle parmağımızla. Hmm. Evet. O çok, o çok var. Şeker falan lokum falan var mı? Hepsi var. Hepsi var. O lokum zaten böyle bayramın gezerken zaten şey oluyorsun ya. Ben bu beyaz, bembeyaz <laughs> bir lokum var. Ona da bayılırım bayramda. Aha. Aa. Böyle nedir o sünger gibi o bembeyaz evet. olur. Evet. Üstü böyle Kaymak ya. Yani. Ellerine dökülür üstü falan. O ya. ne ya. müthiş bir şeydir Muhteşem ya. Muhteşem bir şeydir ya. Ama yani bayramda çocuklar o kadar çok şeker çikolata buluşuyor ki ben en son böyle karton perleri falan ısırıyordum. Yani <laughs> enerjiden enerjiden deliriyorsun abi. Nereye şaşırıyorum. Böyle random koşuyorsun ya. Bir de yeni kıyafet coşkusu olurdu ha, evet. hep ya. Siz, siz, siz evet. yani... O kalmadı galiba biliyor musun? Sanıyorum o bitti. Kalmadı. Ben çok hatırlıyorum yani bayrama özel kıyafet vardı tabii abi. Tabii tabii bayram kıyafeti yani bayram de alınırdı ne? ve o giyilirdi yani. O giyilirdi. Bir evet, de o heyecan verici bir şeydi biliyor musun? Kirletme üstünü bütün gün falan tabii. bütün. Tabii. Gün. Bir de bayram kıyafeti bayram dışında bir zamanda da giyilemeyecek bir şey olurdu. Asla. Evet. Bir garip bir <laughs> garip bir şey seçiyorsun. <laughs> Anlamsız bir şey sünnet, seçiyorsun. Sünnet kıyafeti Gibi. gibi. Yani garip bir şey olurdu. Bayrama özel. Bak kalmadım mesela ben şimdi çocuklarda görmüyorum. Çocukları süslüyorlar, püslüyorlar ama o çocuk o kıyafetle hep geziyor yani. Tabii. Evet. Benim mesela bayramda giydiğimiz şeyler abimin de benim de bayrama özel şeylerdi. Kesinlikle ve bir daha yani yıl içinde asla giyilebilecek şeyler değil. Çok Senin iddialı. bayram rutini neydi mesela çocukken olsan? Abi işte sabah erkenden kalkıldı bayram kahvaltısı ailecek uzun böyle. Ondan sonra akraba ziyaretleri sonra biz eve geliriz aman bize de misafir gelir evde yok demesinler vardır. Tabii. Öyle evde bekleriz. ve <laughs> o neden misin? herkes en rahatsız kıyafetli ve dimdik sadece bayramlarda girilen o evin salonunda mesela Niye evin... sadece bayramda gelen akraba vardır böyle. Tabii sadece bayramdan bayrama ve evin en konforlu en büyük alanından nedense bütün yıl biz hiç kullanmayıp o koltukların minderleri kabartılıyordu ve yani biz 11 ay küçük bir oturma odasında oturup o bayramda o salona teşrif Bitir. edebiliyorduk. İnsan i̇şte misafirle ikram edilecek şeyler falan filan. Böyle her şey açık duruyor. O salonu, Böyle duruyorsun. O salona girdiğinde bir yabancılaşıyorsun ya. Sanki evinde değilmişsin. Orası misin? benim Bilmiyorum evim değil tabii. O salon çünkü kapa kapalı evet. durduğu için... Girdiğinde bir şey olsun. Allah'ım ben nereye geldim? Biz bu evde mi yaşıyoruz? Tabii. Benim olursun. annem 15 sene falan bizim salonu Çanakkale Boğazı gibi savundu vallahi. Yemin ederim. Kimse gireme doğru ya öyle. Misafirler bile yani misafirler bile girdiklerinde böyle bir nereye <laughs> bilir Topkapı Sarayı'na falan girer gibi gidiyorlar. Evet. ya böyle bir saygıyla giriyor Koltukları herkes. Koltukları yeni kabarttım. Sakın oturmayın evet, var bravo. mesela. Ya bravo. koltuk ya bu hani oturacak biri yani oturulsun. Benim babam bir gün isyan etmişti biliyor musunuz? Yeter artık diye ya. Ya bu, bu evin böyle bir odası var. Biz burada oturamıyoruz. Biz neden kuş kadar masada yiyoruz da böyle evet. bir masa var kimse <laughs> yiyemiyor diye. Bir de o kadar özenirsin. Birden misafir gelir çayı döker koltuğa. Ya, Annen, hep olur, annenin musun tansiyonu tadı? üçe düşer Öyle falan. Hep olur yani. Böyle bakar. Ne, anne orada şeyler hani. Estağfurullah canım ne, bir şey önemi yok der ama aslında Allah cezanızı versin. İçinde böyle bir öfke kabarır falan. Çok zor ya. İbo senin rutinin neydi bayramda? Bizim de aynı şekilde abi sabah hep beraber kahvaltı. Hep beraber bir güzel bir kahvaltı. Sonra babamlar tabii biz daha çocukken tabii gençteler. Genç oldukları için de büyüklere gitmek. Sürekli hep bir yerlere gitme vardı. Sürekli gidiyorsun. Bayramda tek bir bayramda gördüğün akrabalar var böyle. Bayramdan bayrama görüyorsun. Sen bir zaten annenler sürekli otur diyor. Ya bir de öyle bir şey var ya otur. Ya senin gibi hani onun gibi oturmamızı istiyor yani. Onun yetişkin gibi oturmanı istiyor. Sen 6-7 yaşındasın için kıpır kıpır bir şey yapmak istiyorsun falan. Onu durduruyorsun falan dönüyorsun dolaşıyorsun sürekli 30 tane 50 tane eve gidiyorduk. Dönüyoruz, dönüyoruz. Ben geliyoruz. şeyi çok merak ediyorum. Mesela bayramda misilleme diye bir şey vardı abi. Gittiğin akraba sana gelir. Evet. Gitmediğin gelmez. Mesela gidip bulamadığın o bulunamayan için büyük bir şey böyle Kesinlikle. yıkım. Evet. Kart konur geldik yoktunuz. Bak mesaja bak. dedi evet. evet. geldi. Evet olmayabilirsiniz ama onu böyle babam şey yazardı. Kartı vardı kartın arkasında boştu geldik yoktunuz falan yazardı. Biz geldik yani. Tabii bir sistem. Evet. Bir de ben şunu çok mesela o mükemmelliği an, şey yapamıyorum hala nasıl olduğuna. Gittin mesela halamlarda 40 dakika falan oturduk. Onlar da geri 40 dakika otururlardı. <laughs> evet. Ama enteresan. sen 5 dakika fazla oturdu mu mesela yani? Hayır abi o kim kaç dakika gelse o da o kadar oturuyordu falan. Şampiyonlar Ligi rövanş maçı gibi. <laughs> tabii, Erkenin Herkesin gibi. gözü saatte falan böyle son 5 dakika falan da <laughs> tam <toparlanıyoruz gülüyor> çocuklar falan, falan diye. Bir, de, bir de bir akraba gelir bir de Babanın ya da annenin yakın bir arkadaşı gelir. Onlar birbirini tanımaz. Tabii. O tanımayan insanların arasındaki gerginliği <laughs> falan. Çok fenaydı ya. Enteresandı. S sen gelince o da gelir. Sen gitmeyince o da gelmez falan. Çok büyük matematikler dönüyordu Çok yani. Büyük Çok büyük dengeler inanılmaz var orada. Ya. Onlar Gerçekten bize gelmedi inanılmaz. geçen bayram. Şey ne diyorsunuz? Mesela şimdi artık bayramlar biraz daha tatile döndü ya. Evet. Yani insanlar artık bayramlarda şimdi ben sana gelmiyorum. Sen de bana gelmiyorsun. Çünkü bayram dışında çoğunlukla gelip gidiyoruz birbirimize. Tabii. Hani bayramın o anlamdaki şeyi gitti. Özelliği gitti. Ama diğer taraftan da şimdi bayramlar. Tamamen tatil'e döndü. Ben bayramda evet. arıyorum, herkes bir yerde. O yüzden Kimse ben İstanbul'da yok. durmaya bayılıyorum bayramda. Şahane sakin oluyor. Onboş oluyor. Ama bu biraz da bayram ruhunu öldüren bir şey ya. Yani Kesinlikle. bayram tatil'e döndü, bitti abi konu artık evet. yani. Ne diyorsunuz buna? Diyen Bence... adam önümüzdeki hafta bayram tatil'e gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok biliyorum olmadı. Ben bayram öyle. tatil'e gitmem şundan ama ben bayağıdır. Film bittikten sonra da sadece montaja gittim geldim 2 ay 3 ay Aha. hiçbir yere gidemedim yani Bütün gerçekten. Tüm memleket çok yoğun. Bu herkes tatil yapmak istiyor biliyor musun? Ya bu nasıl, yani doğru bu orada. Nasıl bir hani yalan insan ya? Sanki ya. bir tek sen çalışıyorsun. Biz Hakkı çalışıyor. yani. Ya yani haftada 3 gün program yapıyorum. dünyanın en büyük problemi ki anlatmıyorum. Ben sadece yaşadığım gidiyorum şey abi. Annemin babamın elini öpüyorum. Geri döneceğim. Kardeşim. Ben de gideceğim çok abi Bursa'ya. Yani 2 gün gideceğiz ondan sonra tek gideceğim. Tek araba diyeyim. gidin bari hiç olmazsa. Ya yani o yüzden şey. aslında çok doğru. Ben bu arada hala da yüzde yüz o planı yapmış durumda değilim, arada da söylüyorum evde, diyorum ki ya gitmesek mi acaba ya çünkü sonuçta hani şimdi yeni çocuk da olunca hani görmek de istiyorlar babamlar, hani gitmeyince falan filan bir tuhaflık da oluyor, normalde ya, hiçbir tabii. bayram yapmıyorum normalde tabii bunu tabii. bu arada, hep mutlaka ilk günü evde olup hatta kahvaltıyı babamların evinde yani, yapmaya özen gösterdim, her zaman hani o geçmiş rutini hep devam ettirdik, yani hep erken çıkıp Bursa'ya gidip, Bursa'da o kahvaltıyı hep beraber yapmayı seviyorum, ablamlar da geliyor falan... O yüzden hani şey bu bayramda da böyle bir ulan gaza geldik falan ama böyle bir yine değişim bir burukluk var. Değişebilir hmm. de belli olmaz yani. Yok yok yani Allah herkesin anasına babasına uzun ömür Amin. versin. Amin. Amin. Analar babalar hayattayken gitmek lazım, görmek Aynen lazım. Öyle. E, ya da en azından varlığını hissettirmek lazım. Hey, bu bayramlar bence güzel de vesileler kesinlikle Ben seviyorum yani ben de o duyguyu seviyorum. Biz de küçükken böyle hep bayram namazına dayımlarla bayram namazına evet, giderdik. Ya. Tabii canım. Abim hep beraber. Ben, işte falan bab babam. Bir e de orada mahalledikilerle de orada bayramlaşırsın Ve o bayram namazında hep bir aksiyon olurdu biliyor musun? Bir de o bayram mutlaka... ama ve o bayram namazı hep unutulur seni içerisinde. Tabii. Sonra herkes birbirini keser herkes yanlış kılar Yani üç kere üç kere böyle yapıyorsun o yanlış yapıyor biri secdeye gidiyor öbürü falan. O böyle bir kar karmaşı Vay, olur. Tabii. mutlaka herkes unutur. Bak cenazeler ve bayram namazları mutlaka karışan namazlardır ya. Yani. Hep bakma o rutin mesela hep aklımda da sonra kahvaltı falan. Tabii. Ben ama eskiden beri çok böyle misafir seven bir insan hiç şey olmadım yani. Olmadım. Çünkü bayram namazı çok erken uyanıyorsun. Dönüp sonra uyuyasın geliyor. Evet. Tam uyuyacağım pıt kapı çalıyor. Tabii. Ondan sonra uyumak yok artık. Giyimle, bir de bizde otuz... ayıptı abi kızar annem mesela misafir geldim gidip uyumaz falan. Baya böyle sert kurallarımız vardı bizim. Benim ablam mesela vejeteryan et yemez yani. Mesela beni her kurban bayramında mesela sabah uyanır kalkıp kalk. Kalk babamlar kavurma yapmana sana kahvaltı hazırladı. Beni de zorla sanki ben yemeyecekmişim gibi. Beraber ablama eşlik ederdim. Ben kaç yıldır vejeteryan ya? Çocukluğundan beri. Nasıl o ya yıllardan bu, nasıl keşfetti bunu? Yok yani? yemiyor. Yani şey değil yani. Yani yemiyor. Ya, kendi bünyesel olarak onun yiyemiyor. böyle tadı ve kokusu ona olmuyor ve o yüzden de yani kendinden vejeteryan yani orijinal çünkü bizim çocukluğumuzda vejeteryan dediğimiz zaman kimse ne olduğunu falan bilmiyordu. Evet. Vejeteryan o ne lan falan soruluyor yani böyle. Ya şey var ya işte ben veganım. Balık da mı yemiyorsun? <laughs> hep hep bu soru vardır. Balık da tabii. çünkü balığı böyle bitirme et olarak kafana, balığa, ben. balık yiyemiyorsun daha. Yani ya o yenir yani. Onu yani. da mı yemiyorsun yani. O vardır. Balık da mı yemiyorsun?